evimiz. Bunlar da bizim evimizin kilimleri. Tamam mı Barış? Tamam. Şimdi ben sana para bırakıp işe gidiyorum. Fazla para harcamak yok, tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Bu da bana. Tamam. Akşam çok gecikme, olur mu? Hadi görüşürüz. Güle güle. Ayşe, telefona bak. Bu Bünyan'ın evladı arıyor. Bakıyorum. Alo. Bak, ben şimdi işe geldim. Akşam eve döneceğim, tamam mı? Tamam. Hadi geç kalma. Öptüm seni. Aa, bu ne? Bu ne be? Ayşe, baksana ne buldum içeride? Aa, bu ne? Bilmem, testi gibi bir şey. Bu da bizim evimizin testisi olsun o zaman. Ama oyun bitince ben onu eve götüreceğim. Peki, tamam. Hala, çok acıktım be. O ne Beliş? Nereden buldun onu? Aşağıdaki boş evlerin birinde Ayşe'yle oyun oynuyorduk. Orada buldum bunu işte. Evde kullanalım diyeceğim ama çok da eski bir şeymiş bu. Yok Ayşe. Götür at bunu. Bir işe yaramaz bu. Ya belki değerli bir şeydir baba. Baksana çok eski. Ama be Aliş be. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Hadi götür at bunu sen. Götür. Bari yemek yiyeyim de sonra atarım. Hadi tamam. Sen ellerini yıka. Ben sana bir şeyler hazırlarım. Hemen al. Zaten kurt gibi aç. Yormayayım. Hadi ana göster bakalım afetin evlen kısmetin meşhur göbeciklerini. Aman de oğlum o eski değildi bizden geçmiş artık kımbe. Hadi hadi. 40 tane asireyi cebinden çıkarırsın hadi be. Hadi be sen de. Allah muhabbetinizi artırsın be. Hayrola neyi kutlarsınız böyle he? Oğlum biz romanlara saz çalıp oynamak için illaki kutlama mı lazımdır? Bize er gün kutlama er gün bayram uyumuz kurusun. Kapı gıcımızla oynarız be. O da var ya. Neyse. Bu gecelik bu kadar eğlence yeter. Hadi. Şu klarnet arkadaşı da... yerine koyalım. Aliş. Al oğlum şunu. Dolaba koy. Al bakayım. Hadi. Ne kırıldı? Aliş'in getirdiği testi. La Aliş... Ben sana bunu götür sokağa at demedim mi? Unutmuşum ala ya. Bir dakika. Ne testisiymiş bu böyle? Ya o yıkık evlerde Ayşe ile oynarken bulduk bunu baba ya. Aa baba testinin içinde bir kağıt var ya bak. Allah Allah. Bu kağıt ne be? Harita gibi bir şeye benzer be Yunus. Ha Muharrem haklı be. Harita galiba bu. Ne yazar burada be? Okuyamadım mı? Ver beni okuyayım. Ayıptır söylemesi. Bugün okuma yazma kursunu birincilikle bitirmiş bir insanım. Öyle mi? Oku bakalım o zaman. Bu ne be? YC yazmışlar bunu be. Ne oldu? Kal mı geldi canım? Hani kurs birincisiydi. Niye okuyamadım? Abi burada başka bir dille yazar bu. Biz de ondan okuyamadık herhalde be kızım. Ben size bir şey diyeyim mi? Rumca bu. Yarın ben bunu Yorgos'ta okuturum. Hah, yaşa iyi dedim. Rumcaysa o okur. Hı-hı. Aman siz de çenenizi sıkı tutun ha. Kimseye bahsetmeyin bu haritadan. Tamam abi. Hı-hı. Tamam. Sultan. Kızım ben çiçeği çıkarım. Eve mukayyet ol ha. Ha bu saatte romanlar eve girip bir... çalmasınlar ha. Kapıyı bacı kilitli tutasın. Ay tüküreyim sizin evinize evi. Sen bu kümes bozultusuna ev mi dersin ha? Aldın mı cevabını? Oh olsun. Nedir kız bu? Dikkat uzun araç geniş araç yazar ha. Ulan kim düşürmüş bunu? Takarım ben bunu ona. Kız menekşe. Canım ulan sırtını dur bakayım. Sırtının arkası tuzlamıştır. Ben bir sileyim canım.
Ay sağ ol be. Canım. Dilin uzun ama içi temiz kız senin. Temizledi mi? Pırıl pırıl fevkalade oldu. Temizledi. Sultan. Dö. Bak nasıl güzel temizlemişim değil mi arkasını? Kızım. Ben sana diyeyim bilmeyip ki. Tövbe. Çatlak karı. Hadi canım çiçeğim. Hadi hemen. Dikkat. Uzun renk içeri aç. Ne dersiniz be? Terbiyeli koşuna. Biz ne yapalım? Senin arkanda yazıyor. Ne? Ne yazar be? Ah. Bu ne be? Aa. Kim yaptı bunu? Defolun. Çabuk defolun. Hadi defolun bakayım. Ne bu? Dikkat. Uzun ve geniş araç yazar be. Canım benim artık senin arkana tabela takıp bu çiçeğe gidesin. Ama niye edersin tabii millet görsün ona göre sana yol versin. Aferin kız aferin. Sen yaptın değil mi bunu cadı? Yok. Ulan ben senin kafanı patlatmaz mıyım? Dur kız. Ben yapmadım kız çok anam. Yok ben yaptım. Ha. Ben de yedim. Ay. Ay. Lan beni kaçma. İyi günler Yorgo Usta. Bizim saatli bombanın saati bozulmuş. Tahmin edebilir misin? Hep yanlış zamanda patlıyor be. Öyle hayırsız Yunus. Bir kere de su kapıdan soğuk saka yapmadan girme. Uyum kurusun be Yorgocuğum. Beni bilirsin. Şaka yapmadan duramam. Özlemişim seni be Yunus. Soğuk sakalarını bile özlemişsin. Neredesin kaç zamandır? Biz de seni özledik Yorgo Usta. Öpün gel. Aferin Ferhat'ım. Buraya Yunus. Hangi rüzgar attı seni buralara? Beni özleyip de gelmedin herhalde. Elimize bir kağıt geçti Yorgo. Okursan okursan sen okursun dedik kalktık geldik. Baksana bir şuna anlar mısın nisanından? Bir bak bakalım. Anlar mısın? Neymiş o be? Bak. Yorgo Usta okuyabiliyor mu? Ne yazıyor? Hayrola? Yüzünün rengi attı. Küfür falan mı yazıyor kağıtta? Kötü bir şey yazıyor da vallahi biz de yazmadık ha. Nereye Yunus? Burada bir hazineden bahseder. Hadi canım. Hazine mi? Bizi yemiyorsun değil mi Yorgo? Baba, Yorgo amca ciddi misin ya? Nereye Yunus? Bu isareti görür müsün? Görürüz. Şu mazine bu mu? Yok. Haritayı bulduğunuz yerde bu isaretin olduğu bir tas bulacaksınız. Sonra? Sırtınızı o tasa vereceksiniz. Sonra? 1000 adım sayacaksınız. Sola döneceksiniz. Tam karşınızdaki evin altında hazine gömülüdür. Lan Yorgo yemiyorsun değil mi bizi? Bana bak eğer şakaysa ağır şaka kaldıramam söyleyeyim. Dile yemin olsun doğru söyledim. Allah gelip öpeceğim seni. Dur gel lan. Yavaş baba yavaş dur ne yapıyorsun ya? Öpeceğim oğlum bırak. Hadi sen de Yunus be bırak. Ya hazine var diyor ya. Öpeceğim. Baba gelsin de ya. Hayırlı işler yok. Usta görüşürüz. Koş baba koş. Hayla inanamam be oğlum. Elimizde hazine haritası var ha. Sakin ol baba ya. Milletin özünü yönlendirmeyelim ya. Bir an evvel bu işaretli taşı bulmamız lazım oğlum. İyi de baksana baba ya. Burada taş maş yok. Oğlum iyi bak olması lazım. İşaretli taşı bulamazsak azine içi kafadan yatar. Baba işaretli taş olsa görmez miyiz ya? Ya baksana bu Yorgo Usta bizi işletiyor olmazsak. Yok be oğlum. Bu işaretli taş kesin buralarda bir yerde ama nerede? Aa baba alem adamsın ya. Hem taşın önüne dikilmişsin hem de bize taşı aratasın. İşte taş. Aa hakikaten de taş bu. Hadi. Bak. İşaret aynı. Aa. Ya baba hadi. Aa. Sırtımızı duvara verip sayalım. Hadi 1, 2, 3. 995, 996, 997, 998, 999, 1000. Sola dön. Baba. Baba. Ne var? Baba küçük bir sorunumuz var. Ne sorunu? Bak. Pembenin evi. Baba. Şu şansa bak be. Elimize azine haritası geçer. Ama azine çıka çıkan dalip bebek acısının evinin altında çıkar be. Dalip bize güldü ama güldü. Yunus. Bana öyle gelir ki pembe gacısına çaktırmadan bu hazineyi çıkarmamız imkansız. Eniştem haklı baba. Pembe abla o hazineyi hayatta bize yar etmez. Mutlaka bir çözüm yolu vardır mutlaka. Acaba pembe her şeyi söyleyip hazineyi fitti paylaşsak mı? Hayatta olmaz. Günahımı vermem o gacıya. Vay be.
Azine şurada 20 metre ilerimizde kuzu kuzu yatar. Biz elimiz kolumuz bağlı öyle bakarız ha. Pembe duymadan o hazineyi oradan çıkartacağım. Lan abi, yoksa aklına yine bir cinlik mi geldi? Hem de ne cinlik. Pembeye papucunu ters giydireceğim. İyi ama hazineyi nasıl çıkaracağız? Kulağınızı iyi açın, dinleyin. Anlatıyorum, yaklaşın.